أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyul haşimiyyul kerim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cumamızı mübarek kılsın. Cenab-ı Hak bu mübarek cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eylesin. Amin. Bu vesileyle bütün ölmüşlerimize de gani gani rahmet eylesin. Mübarek bir ay içerisindeyiz. Nasip olursa salı günü akşam mübarek kandiller zincirinin bir güzel halkası Miraç kandilini idrak edeceğiz. Şimdiden Miraç kandilimiz de mübarek olsun inşallah. Biliyorsunuz Yüce Rabbimiz bazı mekanları diğer mekanlara göre biraz daha kıymetli kılmış. Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu mekan, sevgili Peygamberimizin bulunmuş olduğu, kabri şerifinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara, Medine-i Münevvere. Yine İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği Kudüs-ü Şerif, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu mekanlar, mekan olarak daha kıymetli, daha bereketli yerler. Aynı bunun gibi Cenab-ı Allah bazı zaman dilimlerini de diğer bazı zamanlardan daha faziletli kılmış, kıymetli kılmış. İşte onlardan biliyorsunuz cuma günü haftalık bizim Müslümanların bayramıdır. Cuma günü çok mübarek bir gündür. Güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür buyuruluyor. Yine aylar içerisinde yakın bir zamanda inşallah karşılayacağımız, hasretle beklediğimiz 11 aya sultan olmuş Ramazan-ı Şerif de 11 ayın sultanıdır. Ayların içerisinde farklı bir bereketiyle, rahmetiyle farklı olan mümtaz, seçkin bir aydır. Geceler içerisinde Kur'an-ı Kerim'de üzerine sure indirilen Kadir suresinin de konusu olan mübarek Kadir gecesi çok kıymetlidir geceler içerisinde. Yani adeta Cenab-ı Allah böyle fırsat günlerini yaratmak suretiyle bize çeşitli fırsatlar sunuyor. Neyin fırsatlarını sunuyor? İnsanoğluyuz, insanız. Küllü beni Adem hattaun. Tüm Adem oğulları hataya düşebilir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Yanlış yapabilir, nefsine uyabilir, günah işleyebilir. Günahlarımız var. Günahlarımızın affına, mağfiretine vesile olabilecek adeta Cenab-ı Allah'ın rahmetinin coştuğu, mağfiretinin cuşa geldiği o kıymetli gecelerde bir fırsat gecesi bilerek eğer nasibi varsa, o gecenin kıymetini idrak etmişse yönelişle, Allah'a yöneliş neticesinde inşallah kendi kapısına yönelenleri Cenab-ı Allah boş çevirmiyor. Allah'ın izniyle
bu vesileyle belki de herhangi bir kandil gecesinde ona yönelmemiz, ona niyazda bulunmamız, ya Rabbi ben yaptım, ben ettim, ben pişmanım, hatalıyım, nefsime uydum ama sen mağfiretin büyüktür, beni bu mağfiret denizinde yıka, beni bu mağfiret havuzunda tertemiz et, arındır ya Rabbi niyazlarıyla inşallah o hatalar, o kusurlar Allah'ın izniyle yok olacak, arınacak, mağfiret olmuş olacak. Rabbim hepimizin, hem bizim hem de geçmişlerimizin, yani hepimizin ahirete göçmüş dedesi, nenesi, anası, babası mevcuttur. Rabbim hepimizin küçüklü, büyüklü hatalarını mağfiret eylesin. Affeylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, tabii ki Miraç Kandili, Miraç Kandili ile alakalı da Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde göndermiş olduğu bir sure var. İsra suresi, ismini, bu olaya ismini veren sure, İsra ve Miraç olayının anlatıldığı ve içerisinde mühim hakikatlerin bulunduğu bir sure. Burada bize uyarılar var, ikazlar var. İçerisinde bize adeta iyi bir güzel insan olmanın yollarını gösteren harika tavsiyeler var, emirler var. Toplam olarak, yani Kur'an-ı Kerim'deki 111 ayet içerisinde bulunuyor. Tabii okunduğunda görülecek, kısa bir cuma dersinde bunların tümünü teker teker anlatmamız mümkün değil ama adeta insanları güzel bir ahlaki çizgiye çekecek, onlarda bir takım güzellikler meydana getirecek Allah'ın tavsiyeleri, emirleri, buyrukları bulunan müthiş bir sure. Ve yine bu surenin muhtevası içerisinde özellikle birinci ayette hepimizin çok kıymet verdiği, değer verdiği, niçin değer verdiğimizin ortaya konduğu bir ayet var. Estaizu billah. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havleh linuriyehu min ayatina innehu huvessemi'ul basir. O Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Buradaki ayetten maksat, değerli kardeşlerim, Allah'ın ayetleri dendiğinde sadece Kur'an ayetleri aklınıza gelmesin. Cennet bir ayettir, cehennem bir ayettir, sırat bir ayettir, mizan bir ayettir. Semavat, 7 kat semavat, melekut alemi bir ayettir. İşte bütün bunları gösterelim diye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, yani kulunu, Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir, gerçekten işitendir, görendir buyruluyor. Bu ne demek? O günkü koşullarda şimdiki gibi bir uzay aracı, uçak vesaire yok. Bir gecede olup biten hadiseler, sevgili Peygamberimiz ilk önce Mescid-i Haram'dan, yani Kabe'den, Mekke'den alınıyor, Mescid-i Aksa'ya götürülüyor. Çevresini mübarek kıldığımız diyor. Bakın burada bir ifade var. Çevresini mübarek kıldığımız. Hani bizim günlük yaşantımızda koruma alanı deriz ya, sit alanı deriz ya, işte burası koruma altında, burada inşaat yapılamaz, burada hiçbir şeye dokunulamaz denir ya, aynı onun gibi Mescid-i Aksa'yı mübarek yapan, sadece kendisini değil çevresini de mübarek yapan Cenab-ı Allah'tır. Oraya önce götürüyor,
Cebrail aleyhisselam ve bir mahiyetini tam bilemediğimiz Burak isimli bir binekle orada kendinden önce gönderilmiş bütün peygamberlerin ruhaniyetiyle bir araya geliyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçen, ismi geçen 25 tane peygamber var. Ama biz yine Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Cenab-ı Allah sadece 25 peygamber göndermedi. Size bahsettiğim peygamberler olduğu gibi size hayatlarından ve mücadelelerinden bahsetmediğim rasuller ve nebiler de gönderdim buyuruyor. Yani binlerce, milyonlarca mürşit, rehber, nebi, rasul Allah katından. İnsanlık biliyorsunuz çok eski tarihi. İnsanlık tarihi öyle genç bir tarih değil. 6 milyar yıldan bahsediyor uzmanlar. Yani bu kadar süre içerisinde Cenab-ı Allah dünyayı hiçbir zaman peygambersiz, rehbersiz bırakmamış. Bizim de peygamberimiz biliyorsunuz son peygamber olarak kıyamete kadar, bugüne kadar geçerliliğini korudu. Bundan sonra da kıyamete kadar onun getirdiği hükümler, şeriat kıyamet sabahına kadar geçerliliğini koruyacak. Peki ayeti kerimelerde şöyle buyruluyor bu ilahi olay: وَمَا كُنَّا مُعَزِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Biz diyor bir topluma, bir millete, bir kavme peygamber veyahut da o peygamberin mesajını, haberini göndermedikçe onları asla azap edecek değiliz. Bu ne demek? Yani mesul tutacak değiliz. Önce peygamber geliyor veyahut da o peygamberin haberi geliyor. O peygamberin haberine kulak verenler kazanıyor, kulak vermeyenler de Allah muhafaza azaba uğruyor demektir. İşte mesela düşünün, dünyada hiç medeniyetin, teknolojinin, kitabın, defterin gitmediği bir yer düşünün. Adamlar yaşıyor diyelim ki bir ilkel kabile. Hiç duymamışlar. İşte Hazreti Muhammed Mustafa ve onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'den bunların hiç haberi yok. Kimse de, hiçbir tebliğci, hiçbir irşat ehli de gidip bunlara anlatmamış. İşte bak, Allah şöyle bir kitap göndermiş. Bunun ismi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah aynı zamanda bu kitabını insanlara açıklayan, güzel sözleriyle o Kur'an'ı tefsir eden, hadisleriyle tefsir eden bir peygamber de göndermiştir diye diyen hiç kimse gitmemiş. Adamların hiçbir şeyden haberi yok. Allah işte biz onları azap edecek değiliz diyor. Niye? Çünkü haberi yok. Haberi olmayanı azap etmiyor Cenab-ı Allah. Kime hesap soruyor? Hesabı sadece haberi olanlara soruyor. Hani vardır ya, tebliğat kağıdı gelir. Siz onu imzaladığınızda o size tebliğ edilmiş olur, mesul olursunuz. Ama tebliğat kağıdı gelir fakat sizi bulamaz. O zaman da mesul olmazsınız. Diyelim ki bir ceza gelmiştir. Siz ona imzalamadınız. Tebliğat kağıdı size ulaşmadı. O zaman siz ondan mesul olur musunuz? Olmazsınız. Niye? Dersiniz ki benim kardeşim ceza yediğimden haberim yok ki dersiniz. Ve ödemezsiniz. Aynı onun gibi bu ayeti kerimeden biz şunu anlıyoruz. Bize elhamdülillah bugünün Müslümanlarına güzel bir yaşamın sırlarını anlatan, bizi doğruya yönlendiren bir kitap ve onun açıklayıcısı gelmiş mi? Gelmiş. Biz bundan haberdar mıyız? Haberdarız. Haberdar olduğumuz için şu saatte buradayız zaten. Onun getirdiği kitabın Cuma suresinde, ey müminler, estaizu billah, ya eyyühellezine amenu, ey müminler, izâ nûdiye lissalâti, sizi namaz için çağırdıklarında, çağrıldığınızda, min yevmil cümu'ati, cuma günü, fes'av ilâ zikrillâh,
Allah'ın zikrini, Allah'ın ibadetini, o cuma vazifesini yapmak üzere derhal koşun. Vezerul bey', alışveriş falan yapıyorsanız onu da bırakın, terk edin. Zalikum hayrul leküm in kuntum ta'lemun. Eğer anlarsanız, bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Sizin için doğru olan, daha makbul olan budur. Emri gereğince bugün dünyanın her yerinde Müslümanlar cuma selası okundu mu, cuma için ezan çağrı yaptı mı, işi gücü bırakır, Allah'ın bu emrine icabet etmek üzere koşa koşa camiye koşarlar elhamdülillah. Tabii ki hakikaten değerli kardeşlerim, cumaya değer veren insan kıymetlidir. Herhangi bir vakit namazına değer veren insan kıymetlidir. Hiç ömründe camiye gelmeyen bir kişiye göre bayramda gelen adam da kıymetlidir. Bayramdan bayrama gelen adam hiç gelmeyene göre de kıymetlidir. En azından adam bayrama geliyor, değil mi? Beş vakit namaza gelmeyene, yani gelemeyen bir insan cumaya gelmesi kıymetlidir. Ama en güzeli aynı bu cuma ibadetine Allah'ın mesajını alıp da koşa koşa geldiği gibi diğer farz olan ibadetlere de koşa koşa gelmesi, o artık en makbulüdür, en zirvesidir. Nurun ala nurdur. On numara bir iştir. Rabbim sadece namaz hususlarında değil, bütün hususlarda bu bize gönderilen ilahi mesajın, bu kitabın tüm bizden istediği emir, yasak, tavsiye, ahlak, muamelat, ne varsa hepsini gönül huzuruyla baş tacı yapabilen Müslümanlardan eylesin. Allah bizi Kur'an'ın o nurlu izinden, nurlu yolundan ayırmasın. Okunduğunda görüldüğü üzere, anlatıldığında dinlendiği üzere her birisi ayrı bir hikmet fışkıran, her biri hayatımıza ayrı bir güzellik katan o Kur'an ayetlerinin üzerimizdeki manevi terapisini hiçbir zaman bizden eksik eylemesin. Değerli kardeşlerim, Kur'an ayetleri emin olun her bir derdimize adeta bir terapi gibidir. Ne zaman uygulanırsa, aynı ilaç gibi. İlaç ne zaman fayda verir? O ilaç içilirse fayda verir. Rabbim bu ayetleri, sadece ayetler değil, sevgili peygamberimizin o nurlu sözlerini, biz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in maddelerine ne diyoruz? Ayet-i Kerime diyoruz. Ne demek ayet-i Kerime? Allah'ın insanlara en güzel cömertliğini ortaya koyan, hayır hahlığını ortaya koyan delilleri demektir. Hadislere de hadisi şerif diyoruz. Bakınız, hadis Arapçada söz demek, söz. Şerif ne demek? Şerefli söz demek. Şerefli söz ne demek? Yani mesela diyelim ki sıradan bizim gibi insanların normalde konuştuğu söze ne denir? Sıradan bir söz denir, değil mi? Ama o söz Allah'ın himayesi ve kontrolünde olan bir peygamberin ağzından çıktığında o şerefli söz haline gelir. Rabbim bu güzelliklere uymayı nasip eylesin hepimize. Değerli kardeşlerim, Salı gün akşam Miraç gecesi dedik. Adeta günahların mağfiretine vesile olacak bir fırsat gecesi diyebiliriz. Bu gecenin sevgili peygamberimizin az önce ifade ettiğim üzere İsra ve Miraç olayının gerçekleşmesi, bir gece Mekke'den, Kabe'den Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, orada kendinden önce gönderilen peygamberlerin ruhaniyetleriyle buluşması, onlara imamlık yaparak beraberce cemaatle namaz kılmaları, oradan da
Cebrail aleyhisselamın refakatinde Burak isimli bir binekle semavata, Allah'ın katına yükselmesi, yani uruç etmesi, mi'raç o demek. Mi'raç, bu asansör kelimesi de oradan geliyor Arapça, yükselmek demek. Yani işte birinci kat sema, ikinci kat sema, üçüncü kat sema, yedinci kat semaya kadar yükselme demek. Orada kendisine ayette buyurulduğu gibi, hani diyor ya, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, ona biz bazı delillerimizi, ayetlerimizi gösterdik. Mesela neyi gösterdi Cenab-ı Allah? Cenneti gösterdi peygamberimize. Cehennemi gösterdi. Döndüğünde şöyle buyurmuştu sevgili peygamberimiz. Bu gece bana öyle harikulade şeyler, olaylar gösterildi ki, o işte cennetin o güzellikleri gösterildi, cehennemin dehşetleri gösterildi. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَس۪يرًا. Şayet benim bu gece gördüklerimi görseydiniz, bildiklerimi bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız buyurdu. Ve onu hadis-i şeriflerden neler gördüğünü merak edenler inceleyip bakabilir. O gece kendisine neler gösterildi hadis-i şeriflerde. Ben kısa özet olarak şunu söyleyeyim. O gecenin hediyeleri var. Birinci hediyesi nedir? 5 vakit namaz değerli kardeşlerim Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Bu aynı zamanda hadis-i şerifte namaz müminin miracıdır. Ben Allah'ın katına yükseldim. Necim suresindeki ayete göre Cenab-ı Allah'la karşılıklı konuştum, görüştüm. Eğer siz de aynı bu miracın lezzetine varmak istiyorsanız, miraç mı yapmak istiyorsunuz? O zaman müminin de miracı namazdır. Neden? Çünkü biliyorsunuz, hadis-i şerifte yine anlatalım. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, müminin, Müslümanın Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır buyuruyor. Bu ne demek? İnsan secdeye kapandığında Allah'a en yakında oluyor. Onun için değerli kardeşlerim, secdelerin bu şekilde kıymetini idrak etmek lazım. İkinci hediyesi, bu gecenin hediyelerinden bir tanesi, Allah'a şirk koşmadığı takdirde bir Müslümanın hataları, kusurları ne kadar olsa da hatalarını, kusurlarının cezasını çektikten sonra en sonunda cennete girme müjdesi. Elhamdülillah. Üçüncü müjde, yine Kur'an-ı Kerim'de hepimizin yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Amener Resulü diye bildiğimiz o muhteşem ayetler. Orada Cenab-ı Allah güzel bizim için dualar öğretiyor, sırlar veriyor. Mesela şununla bitirelim. Hepimizin yatsı namazlarında camiye gittiğimizde hocamızın okuduğu bir aş-ı şerif var. Orada şöyle Cenab-ı Allah bize günün sonunda dua ettiriyor. Bakın ne diyoruz? Rabbena la tu'ahizna in nesina ev akta'na. Ya Rabbi, beni unutup da yapmadıklarımdan, hataya düştüklerimden dolayı sorguya çekme ya Rabbi diyoruz. Ne güzel bir dua değil mi? Gün bitmiş, o gün olan olmuş, biten bitmiş. En son yatsı namazında, günün sonunda, finalinde böyle bir dua yaptırıyor Cenab-ı Allah. Ya Rabbi, unutup da yapmadıklarım var, hataya düştüklerim var. Beni affet ya Rabbi. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi, ben bizden önce bazı ümmetlerin, bazı milletlerin başına getirdiğin sıkıntılar gibi, dertler gibi, kederler gibi, imtihanlar gibi, açlık gibi, yokluk gibi, kıtlık gibi şeyler bize verme ya Rabbi. Burada da amin diyoruz. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatena bi. Ya Rabbi, beni takatimizin yetmeyeceği ağır hastalık, dert, kötü komşu, kötü eş, kötü ortak, kötü insanlar, yani böyle insanlarla bizi karşılaştırma, bana ağır yükler verme, benim böyle altında kalacağım sıkıntılarla beni imtihan etme ya Rabbi diye dua ettiriyor.
Vafu anna ya Rabbi bizi affet. Vafir lana ya Rabbi benim hatalarımı sil. Verhamna Allah'ım bize acı. Bize merhamet et. Ente Mevlana sen bizim en büyük yardımcımızsın. Fansurna alel kavmil kafirin. Yedi düvelin bütün kafirlerin Müslümanlar üzerinde kurduğu tuzakları, oyunları, hileleri, gençlik üzerinde, kadınlar üzerinde, kızlarımız üzerinde, delikanlılarımız üzerindeki bütün onları kötü yola sevk edecek planlarını, hilelerini, düşmanlıklarını, o haçlı ruhunu, ruhuna karşı bize yardım eyle ya Rabbi diye dua ettiriyor. Ne güzel bir ayet değil mi? Bu duayla bitirelim. Şimdi camimizin üst katında bulunan Asım Sabri Efendi Kur'an kursu öğrencilerimizden Hafız Eyüp Ensar Terzioğlu İmam Hatip Ortaokullar arası düzenlenen hafızlık yarışmasında İstanbul birincisi olmuştur. Ben de İstanbul İl Müftü Yardımcısı olarak eğitim hizmetlerinden sorumlu, Kur'an kurslarından sorumlu bir kardeşimiz olarak hemen kısaca kardeşimize hediyesini takdim edeceğim. Ondan sonra namaza duracağız. Cumanız mübarek olsun. Kandiliniz şimdiden mübarek olsun. Sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için El Fatiha. Kıymetli cemaatim, Cuma